Dolar tam kırmızıydı kaptan. Atmosferden çıkmamıza 10 saniye var. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Evet, atmosferden çıktık. Yer çekimi dengelensin. Denge tüyü. Dengelendi mi? Dengelendi kaptan. Olamaz. Neler oluyor? Bütün kumandalar çıldırdı kaptan. Rotamızdan çıkıyoruz. Houston, Houston. Bir sorunumuz var. Rotamızdan çıktık. Bir göktaşına doğru sürükleniyoruz. Acele et kaptan, bir şeyler yap. Yapıyorum ama olmuyor. Gemiyi terk etmek zorundayız. Olamaz, uzay boşluğuna düşeceğiz. Kurtarma gemisi gelene kadar bu gezegende bekleyeceğiz. Hadi bakalım, oyun bitti, yatıyoruz artık. Yarın maceranın devamını oynarız değil mi Filiz abla? Tabii oynarız. Hadi bakalım, oyuncaklarınızı toplayın. Canlarım benim, ne çabuk büyüyorlar. Seni çok sevdiler. Öyle mi? Ama seni de çok seviyorlar. Hadi, iyi geceler evladım. İyi geceler Makbuş. Çok teşekkürler. Bir şey değil. Çocukların yanındaki odayı senin için hazırladım. Teşekkür kızım. Ederim. Hadi, sağ ol, Allah rahatlık versin. Simge gitti mi? Evet. Özge'nin uykusu geldi de. Bizimkiler seni çok yormadı mı? Yok canım. Çok tatlılar. Üstelik de çok şanslılar. Senin gibi onları çok seven bir babaları var. Tabii Nana'yı da unutmamak lazım. Her çocuğa böyle bakıcı nasip olmaz. Nana aslında onların bakıcısı gibi değil. Daha çok aileden biri gibi. Ne güzel. Gözüm arkada olmayacak artık. Hülya'yı kaybettikten sonra nasıl idare edeceğinizi çok düşünmüştüm. Bizim için hiç kolay olmadı. Onu o kadar çok özlüyorum ki. Ama her şeye alıştığı gibi insan buna da alışıyor işte. Seni üzmek istememiştim. Bak beni bu konuyu açtığıma pişman etme. Hakan'ın üniversitedeki lakabını biliyor musun? Bak sakın söyleme, sakın. Söyleyeceğim işte. Sakın söyleme söyleyeceğim. Diyorum. Söyleyeceğim. Hayır söyleme. Söylemeyeceksin. İşte. Söyleyeceğim. Bak söylemeyeceksin. Söyleyeceğim, söyleyeceğim, söyleyeceğim. Hayır. Gel. Söyleyeceğim. Söylersen. Söyleyeceğim işte, gel buraya, gel gel. Söyleyeceğim. Gel. Söyleyeceğim. Hayır söylemeyeceksin. Söyleyeceğim işte. Kibarcık, 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 kibarcık. Ah, sana mutlu musun? Kibarcık. Bana bak Nana, sakın kimseye söyleme bunu. Özellikle Volkan'a, tamam mı? Tamam. Kibarcık. Sen kibarcık. Susacak mısın biraz? He? Bırak. Susacak mısın? Kibarcıksın işte. Hakan o kadar kibar, o kadar kibar bir adamdı ki. Biz tanıştıktan 6 ay sonra bana sen demeye başladı. İnanabiliyor musun? Ben de bir gün ona kibarcık dedim. O günden sonra adı kibarcık kaldı. Aman ne komik. Hele Hakan'ın bir ev maceraları var. Gülmekten ölürsün. Şimdi Hakan arkadaşıyla bir ev tuttu. Ben de tabii ikide bir onların evindeyim. Bir gün bir gittim, evde elektrikler yok. Arkadaş da memlekete gitmiş. Bu zavallımda 2 gündür elektriksiz öylece oturuyormuş. Çünkü zavallı kibarcığımın sigorta düğmesini kaldırmaktan haberi yokmuş, iyi mi? Ne uğraşıyorsun sen benimle ya? Hakan, bir de hatırlıyor musun? Hani sokakta külotla kalmıştın. Bak ya, eğer onu da anlatırsan şimdi seni kapının önüne koyarım ona göre. Eğleniyorduk. Ama ben hiç eğlenmiyorum. Tamam tamam kibarcık. Yolculuk yordu beni, ben yatıyorum. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Deli bu kız ya. Kaç yaşına geldi hala aynı. Çok hoş biri ama. Öyledir, canım benim. Çok severim ben onu. Ne oldu? Yok bir şey. Ben yatayım artık. Nana, o benim çok eski arkadaşım. Aramızda hiçbir şey olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Beni ilgilendirmez. Bunca zaman sonra buraya gelmesinin bir nedeni olmalı ama.